Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hava çok güzel. Şöyle dışarıyı göstereceğim. Videoyu böyle başlattım. Kusura bakmayın. Bir iki dakikadır başladık. Girişliyorum arkadaşlar. Niye derseniz pencerelerden dolayı evin içi karanlık çıkıyor. O yüzden tam net ayarlayamadım. Ben dedim videomuzu böyle başladım. Ondan sonra temizliğimizi yapalım. Bugün sizlere şöyle bir temizlik videosu çekeceğim. Evleri temizleyeceğim, mutfağı temizleyeceğim arkadaşlar. Çocukların odasını dirken bugün biraz temizlik yapmak istedim. Ya her gün günlük temizlik yapıyoruz da illa hani dip köşe pek yapmıyoruz. Bir de havalar çok soğuktu arkadaşlar, görüyorsunuz. Yine kar yağdı. Şöyle kenarlarda var. Biraz da çatılarda var. Şöyle göstereyim çatılarda sizlere. Çatılarda var arkadaşlar. Bu şekilde. Bugün hava güneşli, güneş açtı. Güneş açmışken dedim ben de hemen bu güneşli günü bir değerlendirim. Bayağıdır yastıklarımızı falan kaldırmıyordum arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Yastıklarımızın arkası yine az az da olsa nemlenme yapıyor. Evin kirini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurası. Yani sobalı evler hep böyle olur. Normal boyası şu şekilde ama bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Yazın yine Gökhan'ın ellerinden öper. Boya yapılacak. Dediğim gibi arkadaşlar bugün hava güzel olduğu için yastıkları bir kaldırım dedim. Biraz havalansın hem. Ben de böyle köşelerini falan, halıları falan, şu halımızı, kırmızı halımızı falan kaldıraraktan buraları bir çektirim. Camları silim diyorum bir. Bu şekilde perdelerimi yine yıkadım arkadaşlar. O yüzden perdeleri çıkarmayacağım. Yastıklarımı kaldıracağım. Evimiz biraz hava alsın. Dediğim gibi yine az da olsa nemlenme oluyor. Gökhan'dan dışarıya beton attık ya arkadaşlar. O bayağı bir korudu gerçekten. Ama ben Gökhan'a ta baştan söyledim zaten. Onu yapalım da hiç nemlenme olmasın diye. Ama yapmadı. Ta ki ev nemlenene kadar. Nemlendikten sonra mecbur kaldı yaptı. Bayağı engelledi arkadaşlar. Ama ne kadar da olsa dışarı soğuk, içeride sıcak olduğu zaman yastıklardan da duvar hava almadığından tekrardan nemlenme yapıyor arkadaşlar. Olsun, çok şükür Rabbime. Başımızı sokacağımız bir evimiz var. Buna da çok şükür. Dediğim gibi arkadaşlar evimizi temizleyeceğim. Burayı bir temizleyeyim. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Mutfak var ya, inanır mısınız? Herhalde bir 2-3 saat nem çıkamam gibi geliyor mutfaktan. Ama kaba üstünden geçersem 15-20 dakikada çıkarım. Ama bugün çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. İsmail dışarıya çıktı. Çocuklar, arkadaşlar geldi. Onlarla oynamaya. Damla da Recep de aldı. Gülizar da aldı. Biraz alışveriş yapacaklar arkadaşlar. Gülay Cepim'e gittiler. Ben dedim siz gitmişken ben dedim bir temizlik yapayım güzelce. Bu şekilde Gökhan da işte o da gelir arkadaşlar. O gelene kadar hiç olmazsa ben oturma odasını bitirin. Biliyorsunuz o geldi mi yemeğini yiyor, yatıyor biraz. Oturma odasını da yatmasını sever o. Minderleri kor, yatar arkadaşlar. Gidip yatakta yatmıyor. Buranın tadı bir başka diyor niyeyse. O yüzden burayı hemen bitirim o gelmeden. Geldim o burada yatar. Ben de diğer taraflarımızı temizlerim. Şimdi arkadaşlar hızlandırmayı açacağım. Yani hızlandırma yapacağım. Çünkü elektrik süpürgesi çalışacağı için. O yüzden biraz hızlandırma videosu yapacağım sizlere. Hepinize iyi seyirler diyelim arkadaşlar ve başlayalım.
Arkadaşlar en güzelce süpürdüm. Alttan da süpürdüm ama silmedim. Silme işlemini de sonra. İlk olarak da şöyle arkadaşlar çiçeğinden yaptığımız zaman çok güzel oluyor. Pimapenlerdeki siyahı kaldırıyor. Aklınızda bulunsun. Cam silerken mutlaka cilt kullanın bence. Şöyle kenarları yaptığımız zaman bütün karalıklar kalkıyor. Biraz daha size şu camı yaparken gösteririm arkadaşlar. Bakın şöyle. Hani fazla da incelemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü daha karın yağmurun arası kesilmeyecek. Yine de şöyle bir temizlik yapmak istedim. Camların kenarları bayağı çünkü karardı. İnanır mısınız camların kenarları bile böyle puf puf olmuş. Silmemize rağmen silmesek demek ki daha ne olacak? Sildiğimiz halde böyle olmuş. Bu arada Gökhan da geldi arkadaşlar. Açmış ama annem hastaneye götürdü. Annem rahatsızlanmış bugün. Hastalanmış. Sabah aradı. Boğazım ağrıyor, kızım yutkunamıyor falan diye. Bakalım da temizliği bitir. Bir annem yine uğrayacağım. Anneme bakayım arkadaşlar. İyice kalkamayacak durumda mı? Şekilde işte temizliğimiz devam ediyor. Bakalım damla gidin işte bitmiş arkadaşlar. Onlar da geliyormuş. Birazdan bana katılırlar. İşimiz daha çabuk biter. Hani birimiz odaya gireriz, birimiz mutfağa gireriz derken o şekilde çabucak bitirir arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Telefonumuz fazla arkada kaldı. Arkadaşlar video çekirken bir kere Gökhan aramış, komşumuz aramış, iki üç kere Damla aramış. Video çekirken telefon çalmıyor. Yani çalıyor da kısık çalıyor. O da duyulmuyor. O yüzden ben genellikle ön ekranı kullanıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ön ekranda da sağ elimiz sol el çıkıyor. Sol elimiz sağ el çıkıyor. Geri çekse benim olur da. Vallahi yaz gelse de şöyle iyi bir kapıları pencereyi bir açsak gayrı. Bunaldık iyice evde. İnsan da bunalıyor. Vallahi evin içinde kapıları kala kala kala. Şu duyduğunuzda su sesi arkadaşlar. Çatıda su akıyor. Diyor mu bugün havuzu? Çatlağı karlar eritiyor ya şey güneş. Cam silme bezim ben bulamadım. İlkim getirdiydi. Bir iyi de şöyle hiç zorlamıyor seni. Cama değeyi verdim hemen tertemiz yapıyor. Işıl ışıl bir de şey diyor arkadaşlar böyle parlatıyor bir görseniz. Ama ben de diyorum ki camı siliyorum da diyorum bu su nereden sıçrayacak cama diyorum. Orakan çattan akan su geri cama sıçrıyor. Ne anladım ben şimdi cam sildiğinde? Hiçbir şey anlamadım. Sanki cam sildim. Evet. Camı dışı girip atıyor. Neyse bakalım. Şimdi şöyle dışını silerim, içini de silip batarsa yine bassın.
Camların önünü sevmiyorum arkadaşlar. Lastik, camların lastikleri inanır mısınız? Kuf gibi kuf kuf olmuş böyle. Hayret ya valla. Camın kenardan kuf olmuş. Gerçi kış günü camları ne kadar açabiliyor da arkadaşlar işte açtığımız bir yarım saat evleri temiz süpürüyor. Her bölümün böyle temizlik yaptığımız yok. Her gün yastık kaldırdığımız da yok. Aç şu elektrikli süpürgeyi. Camları da açıyor arkadaşlar. 15 dakika bir havalandırıyor. Haydi kapat. Ertesi güne kadar kapalı duruyoruz. Camlıyoruz. Cam da kırıldı arkadaşlar. Kırıldı derken çocuklar, komşunun çocukları kırdı. Taş attılar. O şekilde böyle kaldı. O zaman da yaptıralım yaptıralım dedik. Bir yaptırıp da başa çıkamadık. 50 TL'ydi o zaman şu camın değişmesi. Gökhan bugün yaptıralım, yarın yaptıralım derken böyle kaldı arkadaşlar. Şimdi de sorsan herhalde 300 lira mı diyecektir, 500 lira mı diyecektir. Bakalım ne diyecekler bilmiyorum. Her sene de söylüyorum Gökhan'a. Şu camı bir değiştirelim diyor. Tamam diyor. Yazın değiştirelim diyor. Yok. Değişmiyor. Şöyle göstereyim size size camı. İyice kırılmış. İçerisinde örümcek bağlamış. Yakından görünür mü şöyle bilmiyorum. Şurası kırıldı arkadaşlar şöyle. Ama tek camını değiştirmiyorlar. Çift olduğu için ikisini bir değiştirecekler. Hatta ölçüsünü bile verdim. Camcı da kim? Camcı da yani Camdahan da eniştem arkadaşlar. Babamın yeğeninin eşi Camdahan. Bu camları ona taktırdıydım. Ev yaptırdığımızda. Şimdi kırığı çıkırdı oldu mu ona söylüyor. Adama söyledim. Biraz senedir, 5 senedir cam takacak gelip buraya. Bizim burada da işte böyle bir adet var arkadaşlar. Adet edinmişler kendilerine yani. Çok iş oldu mu geliyorlar kopa kopa. Böyle ufak tefek işlere de yok. Gelmiyorlar. Yani herkese değil lafı tabii ki de. Bazılar öyle yapıyor. Tabii burayı fazla şey yapmayacağım. Cam yine batıyor arkadaşlar dışarıdan. Çatının suyu sıçradığı sürece camı batırıyor. Eski halinden iyi oldu yine de. Tertemiz oldu. Evet, camımızı burayı bitirdim arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Arkadaşlar ben bu camı da silip sizleri fazla sıkmayın. Biraz sessiz video oluyor. Kimse olmayınca sohbet edecek bir şey yok. Ben de ne bileyim durduğuyla konuşmaya da pek laf bilemiyor işte. Yani car 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 pek konuşanlardan değildik. O yüzden bir de sessiz çalışmayı severim arkadaşlar. Çalışırken hiç konuşmam. İnanır mısınız müzik bile açmam. Bazılar müziksiz hiç çalışmaz. Damla bile hemen mutfağa geçti mi müzik açıyor. Ben de hemen yanına gider kapatırım müziği. Ne bileyim müziğine çalışmayı pek sevmem arkadaşlar. Sessizlik olacak bana. Kafamı dinleye dinleye inanır mısınız? Temizlik yaparken insana terapi gibi geliyor. Hem kafasını dinliyor. Bilmiyorum ben yani bana öyle geliyor. Bir de ben temizlik yaptım arkadaşlar. Yaptığım eve, belki zannımı bilmiyorum tabii ki ama yaptığım eve bir girer girer bir bakarım. Girer girer bir bakarım. Allah'ım diyorum keşke hiç batmasa bu ev. Çok güzel oldu. İnsanın gözüne temizlik yaptıktan sonra bir değişik geliyor. Halbuki aynı ev, aynı eşya ama bilmem farklı oluyor. Sizlere de aynı oluyor mu?
Neyse arkadaşlar, bu camımızı temizleyip zaten işim burayla bitti. Bir soba silinecek. Onu da sizlere göstereceğim zaten. Onu da sildikten sonra yastıklarımızı biraz getirmeyince biraz bir hava alsın arkadaşlar. Şu camımızı da açayım şimdi. Biraz bir hava alsın evin içi. En son yastıkları, yani bütün temizliğimizi bitirdikten sonra yastıkları döşeyip videomuzu o zaman kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi de nasıl söyleyeyim? İçeriği bitirdiğim zaman, yani bitirdim. Lastiklerin hem yüzünü siliyor arkadaşlar. Ve ayrıca çocuklar da geldi. Damla bir mutfağa girdiler. Mutfağı toparlıyorlar. Toparlasınlar. Ondan sonra oranın temizliğine başlayacak. Bunlar da sildim ya arkadaşlar. Burayı temizleyebilmek için bunları içeriye alacağım ama bu şekilde koyacağım. Sobanın kenarına koyup. Bunları dışarıya çıkarmadım arkadaşlar. Güneş var dedim ama dışarıya çıkarmadım. Niye? Çünkü daha her taraf çamur, yağış. Çıkarsam nereye koyacağım? O yüzden yapma. Hani bahar geldi. Güneşi atar. Zaten şu yastıklarda bir şey yok da şu iki yastık çok mahvolmuş. Annem yastıkları götüreceğim. Şu televizyonumuzun dibine şu böyle bu şekilde koy, tamam mı? Böyle dik dik koy. Bire bire götür. Bilinar bire bire götür. Daha yerleştirme İsmail. Bismillahirrahmanirrahim. Yatırma hiç. Böyle dik dik koy. Koy. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu alt kısımlarda böyle kut kuruyor. Ev içliyor arkadaşlar. Allah yardım etsin. Gerçekten çok zor bir şey. Şu çimento en kötü bir şey. Bu alın. Başka. Bunu da götür. Bunları vermeyeceğim sana. Bunları botun üstüne atacağım. Bu? Bu botur. Bunu çektik bunları. Bu dışarıda hava alsın. İçeride hava alırsa bu içeriği kokutur bunlar. Sertimiz oldu ya. İçeride içeride. Herhalde beni arkadaşlar bir yoktuza nereye koyacaksınız biz. Motorumuz var ya dışarıda. Motorumuz var. Bu ikisini atayım ben. Şunları da kaldır. Oha.
Lavabomuzu da temizledim arkadaşlar güzelce. Bu el sabunu da normalde arkadaşlar hani buraya konuyor da ben şöyle buraya koyuyorum çünkü Recep bulaşıyor burada. Geliyor durmadan eline sıkıyor. Buralarda batırıyor, suyu da açıyor. Ama sabunu buraladım, suyla oynamıyor arkadaşlar. O şekilde kaldırıyor bakalım. Şunu tane zaman böyle görürsünüz. Arkadaşlar diğer odaları bitirdim. Sadece mutfağımız kaldı. Mutfakta da kendini kaybeden herhalde bir daha bulamaz. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle bir göstereyim. Bir değişiklik yapacağım yine burada. Zaten beni bilen izleyicilerim bilir. Ben çok uzun süre aynı eşyalar yerinde kaldım. Pek sevmiyorum ya. Yine bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Masayı düzlüğünü alacağım. Fırınım bozuldu biliyorsunuz. Şöyle şu fırın. Üst ocağı çok güzel yanıyor arkadaşlar ama şu iç kısmı bozuldu. Yapılması da imkansızmış. Yapılmıyorum zaten. Bunu dışarıya çıkaracağım şimdi. Burada boşu boşuna kullanmadığım şey karsamba yapmasın. Bu da annemin verdiği fırın arkadaşlar. Ama bu da altın üstünü çabuk pişiriyor. Yine de buna yemek sürüyorum arkadaşlar. Bazen tatlı yani kek falan da sürdüğüm oluyor. Ama dikkatli kontrollü bir şekilde başında bekliyorum. O şekilde. Onu tabii ki atmayacağım. O daha sıfır. Şöyle masanın üstünü hep yerdekileri boşalttım. Tezgahın üstünü göstereyim arkadaşlar ama kınamayın. Şu şekilde hep buraya doldurdum. Ne var ne yok. Hep atılacaklar, temizlenecekler. Hep orada. Damla gibi bulaşları doldurdular makineye. Burada iki kovamızın tepsileri var. Yıkanacak. Tabii ki yıkanacak daha çıkacağı için. Şimdi orada ben biriktireceğim. Buraya da yaprak ıslattım arkadaşlar. Leğene. Yaprak sarılacak da. Bakalım yeri erken bitirebilirsem az bir şey yaprak saracağım işi. Bitiremezsem de artık yarın falan sararım diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar işte mutfağımız. Tabii ki birazdan buralar tertemiz olacak. Hepsini yerleştireceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar masanın altında benim hep turşular falan var. Şimdi onları neyim çıkaracağım. Oraları sileceğim. Masamızı düzelteceğim. Ekmeğimizi de az bir şey de ekmeğim kaldı görüyorsunuz. O ekmeği de arkadaşlar fırının olduğu yere kaldıracağım. Şu ortamız biraz açılsın istiyorum. Bu şekilde işte. Şu masanın olduğu yer arkadaşlar Allah kısmet ederse şöyle 1-2 ay sonra şimdi yaptıramam da 1-2 ay sonra bir iki boyutlu dolap yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Hani kiler gibi dolaplar oluyor ya ondan yapılıyor. Öyle yaptıracağım ki şu turşularımı yani masanın altında bütün karsambaları oraya koyacağım. Kavanozlarımı dolu kavanoz boş kavanoz biliyorsunuz ben domates sosuydu komposto sosuydu çok yapıyorum. O yüzden bu alt dolaplarda da çok yer kapladığı için oraya öyle bir yer yaptıracağım arkadaşlar. Şöyle tavana kadar pek yaptıramam herhalde maliyetli olur ama yine de şu masanın yani sandalyelerin ayak ucundan biraz daha yukarıya yaptırabilirim diye düşünüyorum. Masa boyutuna kadar yaptırım diyorum arkadaşlar. Fırının olduğu yere de dolap yaptıracağım. Ona da yani aynı dolap hizasında yapılıyor ama ankastre fırın gömme yapılıyor. Niyetim o şekilde arkadaşlar. İnşallah Allah kısmet ederse borçlarımızı biraz bitirelim. Ondan sonra da onların borcuna girmek istiyorum. Bu şekilde şimdi şöyle videomuzu biraz başlatalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size uzaktan gösterince ekranı. Bakın her taraf güzelce göründü. Ama biraz yüzlerimiz bulanık çıkıyor böyle. Olsun zaten hızlandırma yapacağım arkadaşlar. Hızlandırma yapmazsam bugün video 10 saatini sürer herhalde. Neyse arkadaşlar ben yine temizliğe kaldığım yerden devam edeyim.
Arkadaşlar bu köşeyi böyle yaptım. Tabii ki bitince hep göstereceğim size de. Meyveleri hep gördüğünüz gibi sepete düzdüm. Sepeti buraya aldım. Ekmeğimizi de bu köşeye aldım arkadaşlar. Şimdi buzdolabını güzelce sileceğim. Buzdolabımız var. Duvarın kendisi kenar niye öyle olmuş? İşte orayı boyamadı. Öyle değil. Dolabın kenarı. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi kenar? Bak aş. Şuraya mı? Onu mu? Ne mi? He. Burayı ne? Buraya dıkarken duvara cızdırmışlar. Şimdi çekti. Bu inek olmazsa bunu var ya bir silerim. Böyle böyle bu dursun. Şu buz var ya içinde buz. Onu akşama çekeceydim de şey olacak. O çok şimdi dursun. Bir şey olmadı. İki o pek donmuş ha vallahi. Siz şu arkasını temizle geçsin. Süpür orayı. Damla ben de sana şunları veririm. Sen bunları öbür dolaba koy. Öbür dolap ha? Abi. Onun için atsak bir şey olur mu? Biliyorum ben de sana şöyle veririm. Arkadaşlar geçen damla dolabın kapağını kapatmış. Kapatamamış daha doğrusu öyle söyleyeyim. O da bende hiç haberim yok. Buz almış hep içerisi bak sen. Yani karlanmış hep. Dur ya bunlar. Ya bunlar katılır mıydı? Tamam annem önce süpür onu da sonra da sil. Ya su, tutumu ne dökmüş, bir şey dökmüş. İyi çıkıyor ama gene. Bu değil ki, sadece kar bak sen. Duyuyorsunuz mu bez? Şu yeresi, yeri sildiğim bezler var ya, ben onu bir düzeledim. Orayı şu mu? He onu yıkayıp at. Ona yerleri siliyorum. Bezleri birbirine karıştırmayın. Güzel. Onu nerede yıkayacağım biliyor musun annem? Neyi? Mavi kuranın içinde yıkayacağım o bezi. Hangi bezi? Hangi üstü? Hangi üstü? He. Şunu mu? He kızım. Mavi kuranı getirin. Ve onu götür oraya. Mavi kuranı getirin. Bugün biraz derin temizlik oldu arkadaşlar. Kaç gündür havalar ısınsa da biraz bir temizlesem diye vallahi gözüne bakıyorum. Fırsat çok neymiş. Kış günü temizlik olur mu hiç? Kış günü temizlik olur niye olmasa? Burada et var köpek yapmış. Yaz temizliğinde işte yersin. Az işimiz olur. Ha bekle bir ay sonra ev yine aynı. Bayram temizliği yaparken fazla temizlik açmıyor. Bizim yerden buradaydı. Rastgele koyayım mı? Ne? Rastgele koyayım mı? Ya rastgele koy da girişi de. Şunları yıkayalım. Tamam şunları. Şunları koy da bunları bir yıkayalım. Onları yıkanmadan olmaz. Hadi buzdolabını tamam temizleriz. Yağ çektim yerine de çizdim. O değil ya oraya değişik koş ettiler. Yine olmamış ki bayağı var herhalde burada. Sen orayı iyi bilsin kalanına bakma. Bir dolaptakileri. Onlar çıkmıyor mu? Şunlar onlar çıkmıyor. İşte şunlar. Ah. Tamam işte. O yanı delinmiş ama alırken etiketler. Şurada bunları hep bir yıkayalım daha bu. Tamamsak bunları silmeyi bilmemiz. Şimdi güzelce dolabımı bir silelim. Cif dök öyle cif. Döktün mü? Ben beyaz yapıyor. Suyun içinde. Şu mu derinmiş dedim? Neresi derinmiş bu? Onu poşete. Onu üste getir. Dolaba dokunmasın. Onu şunu şöyle yapar. Şuradan şunu bağlayın. Arkadaşlar videomu galiba burada kapatacağım. Şimdi videoyla beraber zaten mutfak aldı başını gidiyor şu anda. Ben dolabımızı silin buraları bir temizleyelim de bitmiş haliyle gösterelim artık sizlere. Sizleri de fazla sıkmayalım. Çünkü şimdi ben temizlik yapıyorum yazık. Damla videoya çıkmamak için karşıda dikiliyor.
temizlikle yapamıyor. O yüzden de ıslanıyor. Hani abla hep sana kalıyor diye. Onun için arkadaşlar videoyu kapatacağım. Videoyu kapadım. Üç elden hemen temizleyelim. Ondan sonra bitmiş haliyle her tarafı öyle sizlere gösterelim. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüyorsunuz hava karardı. Yani bayağı saate bir bakayım şöyle. 19.25 arkadaşlar. Saat 7.30. İnanır mısınız temizliğimiz yeni bitti. Ama çok yoruldum. Şuradan şöyle başlamak istiyorum. Fırını buraya çıkardım arkadaşlar, kapının dışına. İçerideki bütün kavanozları da buraya koydum. Ne de olsa bunlar yazın lazım olacak yine. Arkadaşlar fırınımın dediğim gibi burası bozuldu. Üstü çok güzel çalışıyor. Bakın olmasa ihtiyaç sahibi olan birine vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kullansın. Ama burayı kullanamayacak. Üstünü güzel bir şekilde kullanabilir arkadaşlar. Çünkü üstü çok güzel yanıyor. Burası böyle. Şu girişi böyle temizledim. Ayakkabılar oraya düzdük işte. Şöyle içeriği göstereyim arkadaşlar. Burayı da zaten biliyorsunuz. Burayı da güzelce halılarını falan dışarıya çırptık. Temizledik. İlk olaraktan şöyle nereden başlayalım? Çocuk odasına girelim. Çocuk odasında zaten diyorum ya arkadaşlar, akşam olduğu için hatta şöyle uzaklaştıralım kamerayı. Lambalarımızı hem yaktık. Burayı da havalandırdık güzelce. Çocuklar yatakların üstünü bu şekilde şöyle topladılar. Aynanın önünü falan temizlediler, sildiler. Sobayı da yaktılar arkadaşlar. Birazdan ödev yapmaya buraya geçecekler. Böyle akşamüstü olduğumu sobalarını yakıyorum. Burada rahat rahat, yani Recep'ten rahat bir şekilde şöyle göstereyim ve kapatalım. Ondan sonra oturma odamıza girelim. Lavabomuzu da güzelce sildim arkadaşlar. Burayı da bu şekilde böyle lavabomuzu da temizledim. Hemen oturma odasına geçelim. Burayı da şöyle gösterelim. Çocuklar buradalar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yastıkları iyileştirdim. Yeni iyileştirdik. Bayağı yarım saat falan oldu iyileştirelim. Sobamız da böyle. Yani evimizde böyle. Halıyı sermedim arkadaşlar. Orta halıyı görüyorsunuz. Kaldırdım. Biraz da gözümüz böyle görsün diye. Hani değişiklik olsun diye kaldırdım arkadaşlar. Bakalım eğer biraz da böyle oturalım. Geri serebilirim. Bu şekilde. Halıların şuralarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Biz mutfağı temizlerken Recep buraya su getirmiş. Diyorum ya size, aralıktaki lavaboyu açabiliyor. Kepçesiyle suyu doldurmuş doldurmuş buralara dökmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın şurada. Şurada var. Buraya, buraya ve buraya. Bizi hemen uyutmuş ve buraları hep ıslatmış. Neyse olsun. Evimizde bu şekilde arkadaşlar. Burayı da bitirelim. Şöyle yatak odasını güzelce temizledim. Orayı hep yaptım arkadaşlar. Orası da bitti. En son şöyle mutfağı gösterelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Mutfağımızı da şöyle göstereyim bu şekilde. Önce şu yanını göstereyim arkadaşlar. Burayı böyle yaptım. Fırına atınca ekmeği fırının yerine getirdim. Masamızda böyle uzunlamalığına burayı böyle yaptım. Zepseliğimizi oraya koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz şuraya bu şekilde. Buraya iyileştirdim. Ondan sonra şöyle tezgahımızın üstünde zaten görüyorsunuz. Buradakileri de arkadaşlar yoğurt, yemeklerimiz. Şurada da süt var. Birazdan pişireceğim. Dolabın fişini çektiğim için arkadaşlar oraya koymak zorundaydım. Dolabı da şu şekilde görüyorsunuz. Daha erimedi arkadaşlar buzları. O yüzden dolabın içini silmedim. Dolap duruyor. Yani hiç dokunmadım dolaba. Sadece dış taraflarını sildim ve dolabı tekrardan yerine koydum. Fişini takacağım zaman dolabımızı tekrardan çıkaracağım. Bu da sabaha kadar böyle bir dursun. Sabah temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yerlerine iyileştireceğim. Zaten malzemeleri de pencerenin önüne koydum arkadaşlar. Orası daha soğuk oluyor. Hiç olmazsa bozulmaz. Şöyle hatta göstereyim. Dolabın içindeki her şeyi temizledim. Yıkadım. Bu da şöyle görüyorsunuz. Bunu da yıkadım arkadaşlar. Yaprağımız da burada bekliyor beni. Ama çok yoruldum arkadaşlar. Yaprağı saramayacağım. O yüzden yaprak da artık yarına kalsın. Şöyle bir dönelim. Mutfağımızı bir de şuradan gösterelim size. Süt kovalarımızı da oraya kaldırdım. Kapının arasına, tahta masamızı oraya koydum. Bu şekilde arkadaşlar yine görüyorsunuz. Masamın altı doldu turşularla. Vallahi böyle yaptım arkadaşlar. Biraz da böyle dursun bakalım. Zaten ekmek bitti mi, orası tamamen kalktı mı boşalıyor. Biliyorsunuz mutfağımız biraz daha genişliyor arkadaşlar o zaman. Yaza doğru turşular da bitiyor. Onlar da kalkıyor hep ortadan. Vallahi böyle arkadaşlar, ama bittim. İnanır mısınız?
Şöyle söyleyeyim, temizliğe saat 1'de başladım. Öğlen 1'de. Vallahi saat 7 olmuş. Anca bitirdim işte. Camları temizleyelim. İşte yerler silinsin, buralar silinsin. Ama mutfak dolabını silmedim arkadaşlar. Mutfak dolabı duruyor. Dış tarafı bir silinse iyi olurdu aslında. Bakın yarın da üstü pek batmamış da yine alt taraflar var ya, şu alt taraflar çok batmış. Bir alt tarafları herhalde dolandıracağım. Videomu artık burada kapatayım arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Ocağımızı da temizledik. Şöyle göstereyim de. Bu şekilde işte arkadaşlar.